Yusuf merhaba. Merhaba Zeynep. Nasılsın? Ne yapıyorsun? İyiyim. Ders çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben bir kitap arıyorum. Zeynep, ne yapıyorsun? Bir kitap arıyorum ama bulamıyorum. Ben çay içmek istiyorum. Sen de çay içmek istiyor musun? Evet, ben de çay içmek istiyorum. Geliyor musun? Ben oturuyorum. Geliyorum. Merhaba Zeynep. Merhaba Yusuf. Ne içiyorsunuz? Biz çay içiyoruz. Sen de içmek istiyorsun? Ben çay içmek istemiyorum. Kahve içmek istiyorum. Elif, şimdi nereye gidiyorsun? Eve gidiyorum. Bugün pazar. Elif, biz tiyatroya gitmek istiyoruz. Sen de gelmek istiyor musun? Hayır, yorgunum. Ben tiyatroya gelmiyorum. Eve gitmek istiyorum. Yemek yemek istiyorum. Hoşça kalın. Görüşürüz. Pazartesi görüşürüz. Alo, anne. Elif, seni bekliyoruz. Geliyorum anne. Biz yemek yiyoruz. Seni de bekliyoruz Elif. Geliyorum anne. Semt pazarında. Gel abla gel. Taze bunlar. Tarladan yeni geldi. Taze taze gel. Merhaba. Domatesin kilosu ne kadar? Domates 2 lira abla. Peki 2 kilo verir misin? Abla domatesten 4-5 kilo al. İnan bana çok taze. Yok yok 2 kilo ver yeter. Peki abla. Marul, biber, soğan, maydanoz ister misin? Bir demet maydanoz, 2 marul, 1 kilo acı biber ve bir de şu fasulyelerden 2 kilo verir misin? Tamam abla. Gel gel derya kuzusu bunlar. Denizden bu sabah çıktı. Gel gel. Palamutlar taze mi? Taze mi? Ne demek hanımefendi? Denizden sabah çıktı. Palamut, çipura, hamsi, levrek hepsi taze. Hangisinden vereyim? Tamam. Palamuttan 2 tane alayım. Tamam abla. Buyurun. Sağ ol. Roka var mı? Tabii abla. Ne kadar istersiniz? 2 demet yeter. Hepsi kaç lira? 15 lira. İyi günler. İyi günler. Yine bekleriz hanımefendi. Gel, gel arkadaş gel. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler men Türk dilindeki dostluk manası bildiren sözlerde üyrenetin bolamız. Arkadaş, dost, kanka sözleri. Bulardın barlığı dostluk manası bildirgen men öz işlerinde ayırmaşlıkları, özgeşeliktері бар. Мысалы, birinci sözümüz arkadaş sözü. Arkadaş sözü bu sizin barlığı жолдастарыңызға қатысты айтылатын сөз. Яғни жолдас деген мағынаны білдіреді. Жолдас, арқадаш. Екінші сөзіміз дост. Дост дегеніміз біздің тілден айтқанда дос деген сөз. Яғни өзіңнің сырыңды мұңыңды айтатын жақын досың болып саналады. Ал енді келесі үшінші сөзіміз бұл канка сөзі. Канка сөзі түрік тіліндегі кан кардешім, кан кардеш, жан кардеш деген сөзден шыққан, яғни ең жақыным. Біз шай айтқан кезде жан досым, жан жолдасым деген мағынаны білдіретін сөз. Merhaba arkadaşlar. Bugün biz Türk tilinde öte kızıqtı daha деген сөзбен танысатын боламыз. Тікелей аудармасы тағы да болып аударылады. Мысалы, бір даха, тағы да. Орая бір даха кет. Ол жерге тағы да бар. Біраз даха заман бер. Біраз тағы да уақыт бер. Екіншісі салыстырып айтқан кезде қолданылады. Мысалы, даха яваш, яғни ақырындырақ. Даха аз, азырақ. Даха күшеуі бар ма? Бұдан күшірек бар ма? Және әлі мағынасында қолданылады. Мысалы, даха гәлмеді, әлі келмеді, даха бір сағат олмады, әлі бір сағат болмады. Бірақ бі даха сөзі кейбір кезде ендігі әрі бұдан бұлай деп те аударылады. Мысалы, бі даха япма, бұдан бұлай олай жасама. Мерабы, аркадашлар! Бүгін мен сіздермен түрік тіліндегі бірнеше сленгтермен бөлісетін болам. Дайын болсақ, хады башлайын. Бірінші сленгіміз «яғни сөзі». «Яғни сөзі» бұл түрік тіліндегі ең паразит сөздердің бірі. Сөз таппай қалған кездің барлығында осы сөзді қолданылады. «Яғни не білейін?» «Яғни қайдан білейін?» Екінші сленгіміз
keçi gibi inatçı. Yani bunun tuğru audarması eşki siyahtı kırsıktık. Al biz onu katlı kırsıktık mağınasında koldanarız. Keçi gibi inatçılık yapmayın. Katlı kırsıkpa. Üçüncü slangımız dalga geçmek. Tuğru audarmada dalga, tolkın, geçmek ötü degen mağınan bildiredi. Al biz onu mazak kılu, oynau degen mağınada koldanarız. Sen benimle dalga geçiyorsun. Sen menimen oynap dursun. Benimle dalga geçme, ben ciddiyim. Menimen oynama, men şın aytıp durmun. Herkese merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? Bugün men sizlermen türk tilindegi aytılu jağınan öte ıksas bolganımen, mağınası jağınan er türlü bolıp keletin türk tilindegi etistikler jaylı aytıp beretin bolamın. En birinci salıstıratın etistikimiz bu dinlemek, jene de dinlenmek etistikleri. Dinlemek bol tıngdau degen mağınanı bildirse, dinlenmek bol demalu degen mağınanı bildiredi. Eki söz öte ıksas bolıp kelgenmen ayırmaşılığı tek kana bir әріпте. Dinlemek tıngdau degen sözde n әріпі жок, dinlenmek sözünde demalu sözünde n әріпі bar. Mısal keltirek, müzik dinlemek, muzika tıngdau, tatilde dinlenmek, немесе pazar günü dinlenmek, demalıs günü demalu, немесе отпускте демалу деген мағынаны білдіреді. Динлемек, динленмек. Келесі етістіктеріміз бұл анламак және де анлатмак сөздері. Анламак бұл түсіну деген мағынаны білдіреді. Анлатмак бұл түсіндіру деген мағынаны білдіреді. Анламакта т әріпі жоқ. Анламак түсіну, яғни бен анлайорум, мен түсініп тұрмын. Анламак істиорум, түсінгім келеді. Anlatmak istiyorum. T әріпі бар. Anlatmak. Түсіндіргім келеді. Anlatmak istiyorum. Merhaba, size kendimi anlatmak istiyorum. Benim adım Gülfat. Ben 15 yaşındayım. 10. sınıfta okuyorum. Ben Oral şehirde yaşıyorum. Uzun boylu ve zayıfım. Ben İngilizce ve Rusça biliyorum. Şimdi Türkçe öğreniyorum. Benim ailemde babam, annem ve ablam var. Ve benim dedem var. Annem, baba annem var. Onlar köyde yaşıyorlar. Benim annemin adı Zenfir, babamın adı Yedil, ablamın adı Gülden. Ablam 18 yaşında, o üniversiteye okuyor. Benim ablamın siyah saçları ve gözleri var. O orta boylu ve zayıf. Annem 38 yaşında. Onun siyah saçları ve siyah gözleri var. Onun orta boylu ve zayıf. Babam 40 yaşında. Orta boylu ve... Merhaba, benim adım Akba. Ben 17 yaşındayım. Ben Şimkent'te yaşıyorum ama benim evim merkezden uzakta. Yayla'da yaşıyorum. Benim boyum uzun değil, orta. Benim saçlarım kara, gözlerim var, gözlerim kara. Ben bekarım. Ben İngilizce, Rusça, Kazakça ve Koreyce biliyorum. Şimdi kurslarda Türkçe öğreniyorum. Memnun oldum. Merhaba, size kendimi anlatmak istiyorum. Adım Balcan, 17 yaşındayım, bekarım. Kısa boylu ve kilolu. Yüzüm yalalar gözlerim, kara saçım var, saçım uzun, Karaganda'da yaşıyorum. Boş zamanlarımda kitap okumak çok seviyorum. Dil öğreniyorum. İngilizce biliyorum. Şimdi Türkçe öğreniyorum. Benim osu Türkçe öğrenimimin sebebi mülde kalamağın, maksat koymağın Türkiye atısımdan bastaldı. Jene de sol künden bastıp, ben tügel Instagram'da aktardım, neşe türlü marafonlar ötkizip jatı, soların bärin kördüm. Bırak osu ınağandarın biri osu Türkçe parakşası boldı. Jene de osu an tirkelip, sabahımız bastaldı, şükür. Jene de osu sabah turalı aytıp ketetim bolsam, bizim sabah öte jolar dengi de ötet. Aptasın 4 ret sabah boladı. Odan keyin barıp, ar sabahta kosmışa tağıda videolar jibereddi. Sabah bulmağın künderi en ülken plusi, sözlükler, videolar, muzikalar, filmler jibereddi.
Merhaba, ben size kendimi anlatmak istiyorum. Benim adım Derya, ben 17 yaşındayım. Uzun boylu ve zayıfım. Benim küçük kahverengi gözlerim ve uzun kahverengi saçım var. Ben Kazakistanlıyım, onun Taraz şehrinde yaşıyorum. Ben boş vaktimde televizyon seyretmek, kitap okumak ve pasta yapmak seviyorum. Ben şimdiler Türkçe öğreniyorum. Çünkü İstanbul'da üniversitede okumak istiyorum. Bizim dersler çok güzel geçiyor. Bizim öğretmenimiz çok güzel anlatıyor. O için öğretmenimize çok teşekkür ederim. Herkese merhaba. Bugün size alem hakkında konuşmak istiyorum. Benim adım Maryam. Ben Kazakistanlıyım. Taraz'da yaşıyorum. Kolejde okuyorum. Ailem büyük. 6 kişi var. Babam, annem, büyük babam, büyük annem, abim ve ben. Babam 40 yaşında. 5 adetçe avukat olarak çalışıyor. Annem 36 yaşında. Muhasebeci. Tabii büyük annem ve büyük babam emekli ama büyük babam doktor olarak çalışıyor. Abim kolejde okuyor. Büyük babam ve büyük annem meyve ve sebzeleri yetiştiriyor. Ara sıra film seyrediyoruz, sohbet ediyoruz, tekel oynuyoruz. Bazen parka ya da bir restorana gidiyoruz. Ben ailemde çok seviyorum. Allah'a Әлем үшін тәшекелер. Мәрәб арқадашлар, барлығымызда сен әдемісің деген сөзді естігенді ұнатамыз. Алайда, түрік тілінде ол сөзді біз дұрыс қолданып жүрміз бе? Әдетте түрік тілінде үйренушілердің жиі жіберетін қателігі гүзәл және якшықлы сөздерін дұрыс пайдаланбауында болып табылады. Иә, аудармасында екеуі де сұлу, көрікті деген мағынаны білдірсе де, екеуінің қолданылу аясы әртүрлі болып табылады. Мысалы, «гюзәл» сөзі тек қана қыздарға, әйел адамдарға қатысты айтылады. «Гюзәл қыз», «гюзәл баян». Ал ер адамдарға қатысты «якшықлы» сөзі қолданылады. «Якшықлы еркек», «якшықлы адам». Қазақ тілінде де дәл солай. Ер адамдарға қарап біз «сымбатты жігіт», «сымбатты еркек» деп айтатын болса, қыздарға «сұлу қыз», «әдемі қыз», «көрікті қыз» дейміз. Алдағы уақытта түркше «сен сұлусың» деп айтар кезде осыны есте ұстаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Merhaba arkadaşlar, bugün biz sizlermen birge gitmek sözümen varmak sözünün mağınasını ajırататын боламыз. Екеуі де мағынасы жағынан ұқсас болғанмен, gitmek сөзі ол бір жерге бару, кету деген мағынаны білдірсе, varmak сөзі бір жерге жету деген мағынаны білдіреді. Мен ең алғаш түрік тілін оқып бастаған кезде, gidiyorum сөзінің орнына үнемі varıyorum сөзін қолданатынмын. Әрине, бұл түрік тілін білушілер үшін өте ерсі естілетін. Bir жерге жету мақсатында мен Алматыға кетип бара жатырмын деп айтқыңыз келсе, сіз мен Алматыға gidiyorum деп қолданасыз. Ал мен бүгін Алматыға сағат 8-де жеттім деп қолданғыларыңыз келсе, онда сіздер мен бүгін Алматыға сағат 8-де бардым деп қана қолданасыз. Мен бара жатырмын деген сөзді мен gidiyorum, ал мен жеттім деген сөзді мен бардым деп қана қолдануымыз қажет болады. Келесіде сіздер осы етістіктерді қолданған кезде екеуінің мағынасын жақсы ажыратасыздар деп сенемін. Мәрәба арқадашлар, бүгін біз сіздермен қалқымақ және оянмақ сөздерінің мағынасын ажырататын боламыз. Қалқымақ бұл орныңнан тұру деген мағынаны білдірсе, оянмақ бұл ұйқыңнан ояну деген мағынаны білдіреді. Сөйлем кетірсек, мен бүгін сағат 8-де ояндым. Аударсақ, мен бүгін сағат 8-де ұйқымнан ояндым дегенді білдіреді. Енді мен қолтықтан қалқтым дегенді аударатын болсақ, мен диваннан тұрдым деген мағынаны білдіреді. Ояну бұл оянмақ, орныңнан тұру бұл қалқмақ. Ben, sen, o, biz, siz, onlar, sen, siz, siz. Benim adım Köksal. Benim adım Sevgi. Senin adın Olcay. Ben doktorum.
Sen doktorsun. O doktor. Biz doktoruz. Siz doktorsunuz. Onlar doktor. Ben öğrenciyim. Sen öğrencisin. O öğrenci. Biz öğrenciyiz. Siz öğrencisiniz. Onlar öğrenci. İstanbul'a mı gidiyor sence? Başka nereye gideceğiz? Buraya gelecek hali yoktu ya. Çok istese gelir bence. Uçmadığımız tek bir yer kalsa, dünyada en çok noktaya uçmuşuz. Ne fayda? Ağır. Hafif. Az. Çok. Eski, yeni, soğuk, sıcak, kirli, temiz. Uzak. Yakın. Yüksek. Alçak. A. Araba. Akşam. B. Bayrak. Biber. C. Ceket. Civciv. Ç. Çiçek. Çöp. D. Domates. Dünya. E. Ekmek. Elma. F. Fasulye. Fil. G. Gazete. Gözlük. Yumuşak G. Ağaç. Boğaz. H. Hasta. Hediye.
I. Irmak. Işık. İ. İlaç. İnek. J. Japonya. K. Kahve. Kazak. L. Lamba. Limon. M. Mutfak. Meyve. N. Nezle. Nar. O. Okul. Oyuncak. Ö. Öğretmen. Ördek. P. Polis. Peynir. R. Ressam. Radyo. S. Saat. Sebze. Ş. Şeftali. Şemsiye. T. Taksi. Tavşan. U. Uyku. Uçak. Ü. Üniversite. Üzüm. V. Vişne. Valiz. Y. Yol. Yoğurt. Z. Zeytin. Günaydın. Günaydın. Hoşça kal. Güle güle. Allah'a ısmarladık dede. Allah'a emanet ol kızım. İyi günler. İyi günler. Merhaba. Merhaba. Benim adım Zeynep. Senin adın ne? Benim adım Elif. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum. Onun adı ne? Onun adı Yusuf. Hoş geldin. Hoş bulduk. Elif. Yusuf. Evli misin? Evliyim. Ben Afganistanlıyım. Mühendisim. 28 yaşındayım. Ben Türk'üm. İletişim Fakültesinde öğrenciyim. 20 yaşındayım. Bekarım. Ben Polonyalıyım. Tıp Fakültesinde öğrenciyim. 26 yaşındayım. Bekarım. Tanıştığımıza memnun oldum. Hoşça kalın. Görüşürüz. Güle güle. Güle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. Alo Elif. Selam Zeynep. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. İyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz. İyi geceler. Tatlı rüyalar. Allah rahatlık versin. Bize biraz kendini tanıtır mısın? Nerelisin? Kaç yıldır Türkiye'de yaşıyorsun? Burada ne işle uğraşıyorsun? Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pantolon ve ceketlere bakmak istiyorum. Tabii. Buyurun. Ceketler burada. Bu ceket güzel. Denemek istiyorum. Buyurun. Bu ceket küçük. Bir numara büyük ceket var mı? Tabii. Buyurun. Bu ceketi deneyin. Tamam. Bu iyi. Ne kadar? 400 lira. Oo, çok pahalı. Biraz ucuz fiyat söyleyin lütfen. Fiyatlar standart beyefendi. Pazarlık yapmıyoruz. Peki. Pantolonlara bakmak istiyor musunuz? Evet. Buyurun, pantolonlar orada. Bu pantolonu denemek istiyorum. Kabin burada. Buyurun. Teşekkürler. Nasıl? Tamam mı? Evet, iyi. Bu ne kadar? 170 lira. Fiyatlar gerçekten çok pahalı. Beyefendi, biz kaliteli elbiseler satıyoruz. Elbiseler güzel, değil mi? Evet, güzel ama...
Elbiselerimiz gerçekten çok kaliteli beyefendi. Tamam, alıyorum. Gömlek istiyor musunuz? Çok güzel gömleklerimiz ve kravatlarımız var. Gömlek istemiyorum. Çok gömleğim var. Kravatlar ne kadar? Buyurun, etiketlere bakın. Adese baba. Bir yılbaşı günü insanlar sokaklarda telaş içinde yürüyor, bir yerlere yetişmeye çalışıyormuş. Cimri ve huysuz bir adam olan Bay Var Yemez, iş yerinde pencereden dışarı bakmış. Ne kadar anlamsız! Bir sürü insan bu soğukta dışarıda dolaşıyor. Yılbaşı gününü hiç sevmiyorum. Var Yemez masasına oturmuş. Kendisine borcu olan insanların listesini kontrol etmeye başlamış. Yardımcısı yanına gelmiş. Biraz çekinerek sormuş. Şey efendim, bugün biraz erken çıkabilir miyim? Biliyorsunuz bugün yılbaşı, oğluma bir hediye almam gerekli. Hayır efendim, tabii ki çıkamazsın. Hediyeymiş, ne saçma. Hem önceden alsaydın hediyeni, son güne niye bıraktın? Yardımcısı üzülerek işinin başına dönmüş. Bu sırada kapı çalmış. Var Yemez'in kendisi gibi huysuz olan köpeği kapıya havlamış. Bay Var Yemez'in yardımcısı kapıyı açmış. Küçük yeğeni Var Yemez amcasını ziyarete gelmiş. Onu akşamki yılbaşı yemeğine davet etmiş. Fakat Bay Var Yemez yılbaşını sevmediğini ve yılbaşı kutlamanın gereksiz olduğunu söyleyerek yeğeninin teklifini her zamanki gibi reddetmiş. Yeğeni çıktıktan bir süre sonra kapı tekrar çalmış. Öf, yine ne var? Rahat bırakın da çalışayım. Bu kez içeri iki adam girmiş. Var Yemez'den yetim ve yardıma muhtaç çocuklar için yardım parası istemişler. Ancak Var Yemez para vermeyi reddetmiş. Hadi kardeşim hadi, başka kapıya. Benim sokağa atacak param yok. Adamlar çok üzülerek dışarı çıkmışlar. O günün akşamı Var Yemez evine dönmüş. Pijamalarını giymiş, koltuğuna oturmuş. Ve işte o zaman evinde garip olaylar olmaya başlamış. Pencereler, kapılar sarsılıyor. Evin duvarlarından uğultular, korkutucu sesler geliyormuş. Köpek yine havlamaya başlamış. Var Yemez önce bunu pek umursamamış. Fakat birdenbire karşısında bir hayalet belirmiş. Var Yemez hayatında ilk kez bu kadar korkuyormuş. Bu hayalet Var Yemez'in yakın zamanda ölen iş arkadaşıymış. Var Yemez korkusundan güçlükle konuşabilmiş. Sen nasıl olur? Ama sen öldün. Git buradan. Rahat bırak beni. Ben bir şey yapmadım. Hayaletin elleri ve ayakları zincirlerle bağlıymış. Dünyadaki açgözlülüğü ve bencilliğinden dolayı uçlarına demir ağırlıklar bağlanmış zincirlerle dolaşmakla cezalandırıldığını Var Yemez'e söylemiş. Var Yemez'i kendi yaptığı bu hataya düşmemesi için uyarmış. Sen kendi işine bak. Karışma bana. Öldün gittin işte. Peki o halde. Ben sadece seni uyarmak istedim. Seni 3 aylı hayalet ziyaret edecek. Bunlardan biri sana geçmişini, diğeri şimdiki zamanı ve sonuncusuysa geleceğini gösterecek. Bay Var Yemez bu olanlar hiç olmamış gibi davranmış ve yatağına yatmış. Biraz sonra parlak bir ışık yüzüne vurmuş. Bay Var Yemez uyandığında yanında çocuğa benzeyen geçmiş yılbaşının hayaletini görmüş. Var Yemez şaşkın bir şekilde hayalete baka kalmış. Merhaba. Şimdi seninle birlikte geçmişe bir yolculuk yapacağız. Ne oluyor? İmdat! Hayalet Var Yemez'i çocukluk yıllarına götürmüş.
Bay Varyemez'in çocukluk hali karşısındaymış. Arkadaşlarıyla birlikte okul bahçesindeki kocaman bir çam ağacını yılbaşı ağacı gibi süslüyormuş. Çocuklar çok eğleniyormuş. Çocuk Varyemez'in mutlu olduğu her halinden belliymiş. Hayalet sonrasında ilk gençlik yıllarında yanında çalıştığı patronunun evine götürmüş onu. Patronu ve ailesiyle birlikte mutlu bir yılbaşı akşamı geçiriyorlarmış. Varyemez'in karısı da yanındaymış. Birlikte çok eğleniyor ve dans ediyorlarmış. Hayalet son olarak Varyemez'i yine geçmişte ama biraz daha ileriki yıllarda bir yılbaşı gecesine götürmüş. Karısı ağlıyormuş karşısında. Eskiden çok mutlu günlerimiz vardı. Beni çok seviyordun ve önemsiyordun. Şimdi ise parayı seviyorsun. Artık hayatında bana yer yok. Ayrılmamız en doğrusu. Varyemez bunları görünce dayanamamış ve hemen Hayalet'ten kendisini geri götürmesini istemiş. Bir anda kendini evde bulmuş. Bu kez bir dev büyüklüğünde yeşil renkteki ikinci Hayalet belirmiş karşısında. Bay Varyemez bu kez daha çok korkmuş. Bu şimdiki zamanın yılbaşı Hayaletiymiş. Gel bakalım benimle. Bu yılbaşı gecesi neler oluyor seninle biraz izleyelim. Varyemez itiraz bile etmeye fırsat bulamadan kendisini yardımcısının evinde bulmuş. Fakir yardımcısının evinde basit bir sofra kuruluymuş. Ailedeki herkesin kendisinden nefret ettiğini düşünüyormuş Bay Varyemez. Fakat düşündüğü gibi olmadığını görmüş. Yardımcısı ayağa kalkmış ve konuşmaya başlamış. Bana kendisiyle çalışma imkanı verdiği ve maaşımı ödediği için patronum Bay Varyemez'e teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel yılbaşı yemeğini onun sayesinde yiyebiliyoruz. Varyemez, yardımcısını her fırsatta terslemesine rağmen onun kendisine teşekkür etmesine çok şaşırmış. Sonra yardımcısının hasta çocuğunu fark etmiş. Çocuk masanın baş köşesinde tekerlekli sandalyede oturuyormuş. Çok zayıf ve bitkin görünüyormuş. Varyemez çocuğun bu haline çok üzülmüş. Bu çocuk çok hasta. Pek fazla zamanı kalmadı. Varyemez'in üzüntüsü bunu duyunca daha da artmış. Daha sonra Hayalet onu yeğeninin evine götürmüş. Tüm ailesi yemek masasında eğlenerek yemek yiyormuş. Masada onun için boş bir sandalye bile varmış. Keşke amcam da şimdi burada bizimle olsaydı. Varyemez bunu hiç beklemiyormuş. Tüm ailesinin kendisinden nefret ettiğini düşünürmüş hep. Sonrasında Hayalet kendisinin ölüm vaktinin geldiğini söylemiş ve büyük ceketinin altında duran zayıf ve korkunç suratlı iki tane çocuğu göstermiş. Bunlar bir kız, bir de oğlan çocuğuymuş. Ama çocuktan çok yaşlı birer iskeleti andırıyorlarmış. Bu çocuklara dikkat et. Bunlar ilgisizlik ve arzudur. Ölüm vakti geldiğinde özellikle oğlan çocuğuna dikkat et. Yeşil dev Hayalet de kaybolmuş. Varyemez, yeşil Hayalet'in ne demek istediğini tam olarak anlamamış tabii. Tam o sırada saatin sesiyle irkilmiş. Saat tam 12'yi gösteriyormuş. Varyemez'in karşısında karanlık, daha korkutucu bir hayalet belirmiş bu kez. Bu gelecek zamanın hayaletiymiş. Varyemez'i kendi ölüm zamanına götürmüş. Bir mezarlıkta Bay Varyemez'in mezarı başında toplanmış insanlar. Varyemez mezar taşında kendi resmini görünce şok olmuş. Ölümünden sonra insanların onun hakkında kötü şeyler söylediğini ve o gittikten sonra çok rahatladıklarını söylüyorlarmış kendi aralarında. Yıllar içinde Varyemez daha da kötü biri olduğunu ve insanların artık onu sevmediklerini anlamış o an. Ona borcu olanların onun ölümünden mutlu olduğunu görmüş. Yardımcısının hasta oğlunun mezarını görmüş sonra. Kendi mezarının aksine çocuğun mezarı çiçeklerle süslüymüş. Bu gördüklerine daha fazla dayanamamış.
hayaletten kendini geri götürmesini istemiş. Lütfen beni geri götür. Şimdi anlıyorum. Yaşamımı değiştireceğim. Eskisi gibi cimri ve kaba bir insan olmayacağım. Söz veriyorum. Bir anda kendini evde bulmuş. Saat henüz 12'yi göstermiyormuş. Köpeği yanı başında havlamaya başlamış. Var yemez aynı güne geri döndüğünü anlamış. Bir şeyleri düzeltmek için hala zamanı varmış. Sevinç içinde sokağa fırlamış. Önce bir kasaba uğramış. Büyükçe bir hindi almış ve kasaptan bu hindiyi yardımcısının evine götürmesini istemiş. Sonra bir oyuncak satın almış. Aynı şekilde onun da yardımcısının hasta oğluna verilmesini istemiş. Sonrasında koşarak kardeşinin evine gitmiş. Yeğeninin davet ettiği akşam yemeğine katılmış. O akşam hep beraber mutlu bir yılbaşı gecesi geçirmişler. İlerleyen zamanlarda yardımcısının oğlunun tedavi edilmesini sağlamış. Ona kendi oğlu gibi davranmış. Yoksullara yardım etmiş. Etrafındakilerle iyi geçinmiş ve onlara sıcakkanlı davranmış. O artık eskisi gibi kaba, bencil, cimri biri değilmiş. Ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacakmış.